Selam, günaydın, iyi günler. Günlerden bayram arifesi. Bu hastamız dün geldi. Ben ağrıdan ölüyorum, acil olarak beni kurtarın dedi. Bugün de hastayı ameliyata aldık. Üreter taşı, kanalda taşı var, kanalda taşı tıklamış. Ve bir haftadır ağrıdan, sancıdan dayanamıyor. Yani artık zaman, bayram, seyran bu taşları dinlemiyor. Şimdi bu taşı kapalı olarak hiçbir şey yapmadan kıracağız. 1,5 santime yakın taşımız var. Şimdi görüyoruz. Şimdi başladık. Bak kırmaya hop böyle hafif hafif toz haline getireceğiz bunu. Ve büyük ihtimalle de bugün, belki de en geç yarın hastamız evine gidecek. Ve bayramlaşmasını yapacak. Yani taşlar bayram seyran dinlemiyor. Çok şiddetli ağrısı olan şeyler. Gördüğünüz gibi kırıyoruz. Burada kullandığımız alete üretoronoskop deniyor. Şu an çıkan ucu yeşil renkli olan olayda lazer. Lazer litotripsi yapıyoruz yani. Lazerin enerjisini yükselterek taşın kum şeklinde gelmesini sağlıyoruz. Böyle hiç taş üretmemesine tam hepsini. Şimdi biraz önce ameliyatta bahsettiğimiz gibi artık böbrek taşı, üreter taşı, yani böbreğin herhangi bir yerinde, üriner sistemin herhangi bir yerinde taş hastalıklarına artık kapalı olarak çok rahat ulaşıyoruz. Çok kısa sürüyor. Eskisi gibi keserek uzun zaman iyileşme, dikişler gibi hiçbir durum kalmıyor. Ve hastalar biraz önceki hastamızda olduğu gibi aynı gün, en fazla ertesi gün taburculuk gidiyor. Böbrek taşı ağrısının korkunçluğuna bakıldığı zaman, ki bu hastamız ağrıdan dolayı arife günü beni ameliyat edin, ben bayramın bitişini bekleyemem şeklinde kendi ifadesi bu. Ağrısının korkunçluğuna bakıldığı zaman ve teknolojideki bu gelişmeye bakıldığı zaman artık böbrek taşından korkmanıza gerek yok. Böbrek taşını biz tedavi ediyoruz. Ama en önemli şey taşın oluşmasını engellemek. Onun için de diyetimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anestezi ekibi 7/24 hastanemizde bulunuyor ve bize bu ameliyatları yapma imkanı sağlıyorlar. Onlar olmasa zaten biz ameliyatları yapamaz. Onun için anestezi ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca gönüllerinden her geçenin olmasını ve iyi bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Evet, tekrar merhaba. Önümüz bayram. Biraz önce ameliyatımızı yaptık. Gayet güzel. Hastamız odasını aldık. Ve bayramın yanında sokağa çıkma yasağımız var. Herkes bazen bitkin, bazen sıkılgan ama lütfen bu günler geçeceğini unutmayalım. Bu günler geçecek. Gene tatil yapacağız, gene gezeceğiz. Ama artık herhalde biraz daha medeniyeti yanımıza almamız lazım. Medeniyet dediğimiz eskisi gibi beachlere doluşup tıkış tıkış birbirimizin dibinde, birbirimizin ayağımız bir başka birinin ağzında gibi öyle tıkış tıkış yerleri tercih etmeyeceğiz. Nasıl tatil yapacağız bundan sonra? Bundan sonra herhalde doğayla uyumlu tatil yapacağız. Çoğu insan belki memleketine gidecek, ya yıllardır gitmedim bir göreyim diyecek, memleketlerini görecek, kırsal alanları görecek, ama oralara giderken lütfen doğayı kirletmemeye özen gösterelim. Yani gittiğimiz yerde insanın izini bırakmak zorunda değiliz. Çünkü doğa tekrar kendine geldi. Kendine geldiği için de bizi çok rahat bir şekilde kabul edecek. Artı birbirimize çok iç içe tatiller yapmayacağız. Ben her bunlara bazen seviniyorum. Çünkü ben son birkaç senedir Türkiye'deki ve dünyadaki trend de zaten butik otel gezme şeklindeydi. Yani artık o büyük, çok büyük otellerin birbirine dip dibe olan tatilleri, her şey dahil tatilleri, ondan sonra beach club'lardaki her şey birbirine çok sıkı yan yana olan durumlardan ben rahatsız oluyordum ki dünyada rahatsız olduğu için talep değişmeye başlamıştı. Bu virüs herhalde bunu bizim yüzümüze vurdu. Yani medeniyet, insanların birbirlerine yaşama alanı bırakmalarını olduğu zaman, karşılıklı sosyal mesafemizi koruduğumuzda,
hijyenimize hepimiz devam ettiğimizde zaten virüs riskini en aza indirmiş oluyoruz. Tatillerimizi de öyle planlayacağız. Ancak bu demek değil ki dağlara gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Lütfen tekrar söylüyorum, gittiğimiz yerde insan izini bırakmak zorunda değiliz. Yalnızca orada bir kendimizin bu 2020'nin getirdiği stres sıkıntıları geride bırakmak için tatil yapacağız. Şimdi bayramda gene herkes, ben dün bir dışarı çıktım. Bayramda gene herkes akın akın Çeşme Karaburun'daki yazlıklarına ya da evlerine gidiyorlardı. Hani bu biraz zor aslında. Benim hani söylüyorum ama insanların pek değişim yapacağını zannetmiyorum. Ve 3 gün sonra artık şimdi insanlar ciddiye almaktan yoruldular. Yoruldukları için de umursamaz bir tavra girecekler. Umursamaz bir tavra girdikleri zaman da işte o zaman biz doktorların, bilim adamlarının korkusu olan ikinci dalganın daha ciddi vurmasından korkuyoruz. Lütfen o umursamaz tavrı bir kenara bırakın. Halen işin ciddiyetine devam edin. Ama ciddiyet devam ederken hayatınızı kısıtlamak üzerine değil, hayatı yaşamaya da devam edebilirsiniz. Aynı şekilde tek yapacağımız birbirimize sosyal mesafe bırakıp hijyenimize dikkat etmek. Başka bir şey yok. Tekrar iyi tatiller, iyi bayramlar. Her şey gönlünüzce olsun. Yazın her şey daha da güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Bunu biz yaşam şekli haline getirdiğimiz zaman asıl bizim korkumuz olan Eylül-Ekim'de çok rahat atlatacağımızı düşünüyorum. İyi bayramlar, iyi tatiller.